Merhaba arkadaşlar. Tedarik Zinciri Yönetimi program dizimizin 5.sinde sizlerleyiz. Bu programda envanter yönetimi ve depolama konusunu ele alacağız. Envanter ve depolama tüm tedarik zincirlerinin kalbi ve ruhudur. Tedarik zincirinde ilişkilerin yönetimiyle ilgili faaliyetler envanterin satın alınmasına, aktarılmasına veya yönetimine bağlıdır. Bu nedenle envanter, tedarik zincirlerinin odak noktası olduğu için tedarik zincirinde kritik bir rol üstlenir. Program süresince envanter yönetiminin temelleri, temel envanter yönetim modelleri, modern envanter kontrol araç ve yaklaşımları, depolama, depolamada kullanılan teknikler konularını ele alacağız. İlk olarak envanter yönetiminin temelleri konusunu ele alarak başlayalım. Envanter kavramı, satın alınan tüm mal ve malzemeleri, kısmen tamamlanmış bileşenleri, malzemeleri ve üretilen bitmiş ürünleri içerir. Bir siparişin verilmesi veya eksiklerin kontrol edilmesi, ürün stok sayısının eksiksiz bilinmesiyle mümkündür. Envanter, herhangi bir zaman diliminde bir fabrikada, mağazada, depo veya antrepoda bulunan mal veya malzemelerin toplam miktarına verilen isimdir. Başka bir ifadeyle envanter, üretimi kolaylaştırmak veya müşteri taleplerini karşılamak için elde bulunan veya kullanılan bir malzeme stoğudur. Malzeme akış süreci, üretim sürecine girmeyi bekleyen ham madde stokları, dönüşümün ara aşamasındaki yarı mamul stokları ve üretim süreci tarafından tamamen dönüştürülmüş bitmiş ürün stoklarını içerir. Bunlar ürün arzından müşteri talebine kadar bir süreklilik üzerinde farklı ürün aşamalarını tasvir eder. Bir tedarik zincirinde envanterin rolünü anlamak için öncelikle stok neden tutulur sorusunun yanıtını bulmak gerekir. Stok bulundurma nedenleri, belirsizliğe karşı koruma, maliyeti azaltma, kalite bozukluklarına karşı koruma, üretimi dengeleme, beklenti stoğu oluşturma, arz ve talebi dengeleme şeklinde sıralanabilir. Envanter ve stok kavramı zaman zaman karıştırılmakta ve birbirinin yerine kullanılmaktadır. Envanter tutulan stok kalemlerinin listesini ifade eder. Bunlara ek olarak insan ve parayı da içine alan bir kavramdır. Stok ise işletmeler tarafından tedarik edilen ve tutulan ekonomik değere sahip mal veya kaynaklardır. Kullanıma hazır veya satılmayı bekleyen tüm girdi çıktılar stok olarak değerlendirilir. Envanter çeşitli kaynaklarda farklı şekilde sınıflandırılır. İşletmelerin sahip olduğu envanteri bitmiş ürün, ham madde, süreç içindeki envanter, bakım, onarım ve çalıştırma, transit envanter şeklinde 5 başlıkta sınıflandırılabilir. Bir şirketin bitmiş ürünleri bir başka şirketin ham maddesi olduğu için bu oldukça keyfi bir sınıflandırmadır. Envanter tedarik zincirinin kalbidir. Tedarik zincirinde ilişkilerin yönetimi, envanterin tedarik edilmesi, aktarılması ve yönetimine göre şekillenir. Dolayısıyla tedarik zincirinde envanterin yönetimi kritik bir rol oynar. Envanter arz ve talebin dengelenmesine hizmet eder. Envanter maliyetlidir ve teslim sürelerini etkiler. Tedarik zinciri üyeleri müşteri hizmet kalitesini iyileştirmek için envanter maliyetlerine katlanarak yeterli oranda stok tutmayı tercih eder. Bir kuruluşun en değerli varlıklarından biri olan envanterin tutulması ve oluşturulması ile ilgili işletmelerin alması gereken 3 temel karar vardır. Sezonluk stok kararı, çevrim stoğu kararı, güvenlik stoğu kararı. Bu kararlar işletmeler için önemlidir. Çünkü işletmeler için stoğu nakde dönüştürmek, nakiti stoğa çevirmekten daha zordur. Bu nedenle envanter yönetimine önem verilir. Envanter yönetimi risklidir ve bu risk, işletmenin dağıtım kanalındaki konumuna bağlı olarak değişir. Toptancı, perakendeci, üretici veya satıcı gibi bir tedarik zincirindeki her bir üye, stok olmaması nedeniyle müşteri kaybetmemek için stokları azaltarak müşteri hizmet düzeylerini sürdürmeyi tercih etmektedir. Envanter çok pahalıdır ve özellikle nihai tüketiciler için tedarik zinciri yönetiminin en görünür tarafıdır. Envanterin şirket hedeflerine katkıda bulunan bir varlık mı yoksa bir yükümlülük mü olduğu kullanılan envanter yönetim politikasına bağlıdır. Şirketlerin hangi envanter yönetim modellerini seçebileceklerini öğrenmek için şimdi de temel envanter yönetim modellerine değinelim.
Envanter yönetiminde bir üründen ne kadar sipariş edilmesi veya stok seviyesinin ne kadar olması gerektiği sorularına cevap veren çok farklı model söz konusudur. Bu modeller, üretim yönetimi, yöneylem araştırması gibi çeşitli kaynaklarda deterministik ve stokastik envanter modelleri şeklinde iki grupta değerlendirilir. Deterministik envanter yönetimi modellerinde talebin zaman içinde değişmediği varsayılır. Toplam stok maliyetlerini azaltarak optimum sipariş miktarını elde etmek için sabit parametreler kullanılır. Bu nedenle bu modellere sabit sipariş miktarı modelleri de denir. Stokastik modellerde ise talebin düzensiz olduğu temel alınır. Temel deterministik envanter yönetim modelleri, ekonomik sipariş miktarı modeli, miktar indirimi modeli, ekonomik üretim miktarı modeli, yeniden sipariş noktası modeli şeklinde sıralanabilir. Temel envanter yönetim modellerinden temel deterministik envanter yönetim modellerine ilişkin ayrıntılı bilgiyi ders kitaplarınızda bulabilirsiniz. Şimdi gelelim modern envanter kontrol araç ve yaklaşımlarına. Envanter kontrolünde kullanılan araçlar aynı zamanda nasıl sorusuna cevap arar. Uygulamada kullanılan envanter kontrol araçlarının çoğu bilgisayar yazılımlarının kullanıldığı IT tabanlı araçlardır. Bu modern araçlarda stok akışı, pazar talebine karşı esneklik, stok düzeylerini müşteri memnuniyeti ve fırsat kaybıyla dengeleme gibi özellikler mevcuttur. Envanterin nasıl yönetileceği ile ilgili günümüzde kullanılan çok sayıda yaklaşım vardır. Modern kontrol araç ve yaklaşımlardan yaygın olarak kullanılanları şu şekilde sıralanabilir. Tam zamanlı teslim, tedarikçi yönetimli envanter, malzeme ihtiyaç planlaması, dağıtım ihtiyaç planlaması, otomatik envanter takip sistemi. Tedarik zincirinde envanter yönetimi kadar önemli olan bir başka unsur da depolamadır. Sıradaki konumuz bu nedenle depolama. Depo, tedarik zinciri boyunca malların ihtiyaç duyuluncaya kadar belirli bir süre korunduğu ve saklandığı açık veya kapalı alanlardır. Depolama ise süreç içinde eşya veya mallara uygulanan işlemlerin bütününü ifade eder. Depolar genel olarak katma değerli hizmetler sağlamanın yanı sıra işletme maliyetlerini en aza indirmeyi amaçlar. Depolar her ne kadar farklı ürünler ve sektörler için hizmet verseler de malzeme akış modelleri standarttır. Depolamada fiziksel süreçler içe doğru malzeme akışı ve dışa doğru malzeme akışı sürecine göre belirlenir. Depolamanın temel faaliyetleri mal kabul, yerleştirme, depolama, siparişleri toplama, paketleme ve sevkiyat şeklindedir. Bunların dışında boşaltma, kontrol, kayıt, etiketleme, depo içi yatay ve dikey ürün hareketleri, yerleştirme, sipariş toplama, konsolidasyon, çapraz sevkiyat, paketleme, yükleme ve sevkiyat, iadeler, ölü stoklar, koruyucu bakım ve onarım, araç park takibi, güvenlik ve katma değerli hizmetler depolama faaliyetleri arasında sayılır. Tedarik zincirinde doğru stoğu, doğru zamanda, doğru miktarda, doğru kalitede tutma isteği depoları ve depolama faaliyetlerini vazgeçilmez hale getirir. Bu nedenle depolama faaliyetleri günümüzde stratejik kararlara doğru bir eğilim gösterir. Depolama tesis yeri seçimi, personel ve ekipman gibi kriterler göz önünde bulundurulduğunda maliyetlidir. Fakat işletmelerin depolama performansı tüm tedarik zinciri performansını direkt ve önemli ölçüde etkiler. Son olarak işletmelerin depolama performansına etkisi nedeniyle depolamada kullanılan tekniklere değinelim. Depolamada ve depo yönetiminde kullanılan araçlardan biri olan depo yönetim sistemleri ve radyo frekanslarıyla tanımlama teknolojisidir. Depo yönetim sistemi bir deponun iş süreçlerinin ve çalışma prosedürlerinin standartlaşmasına ve daha iyi kullanımın sağlanmasına yardımcı olan elektronik veri tabanlı sistemlerdir. Depo yönetim sistemi hem günlük depo operasyonlarını destekler hem de depoların devam eden operasyonların verimli bir şekilde yürütülmesi için yetenek geliştirilmesine yardımcı olur. Radyo frekansıyla tanımlama teknolojisi ise kablosuz iletimin başlatılmasıyla bilgi veya verilerin yayılmasını içerir.
Sistem frekans ve verileri fiziksel bileşenlerine göre geniş bir şekilde kategorize edilebilir. Sınıflandırma bir veri taşıyıcısında bulunan ve radyo frekansı okunması yoluyla hazırlanan farklı kodların yardımıyla malzemeler tanımlanarak yapılır. Radyo frekansıyla tanımlama teknolojisi depolarda envanterin tanımlanması, orijinalliğinin korunması, kolay takip ve güvenlik amacıyla kullanılır. Özetlersek program süresince envanter yönetiminin temelleri, temel envanter temelleri modelleri, modern envanter kontrol araç ve yaklaşımları, depolama, depolamada kullanılan teknikler konularını ele aldık. Böylece tedarik zinciri yönetimi program dizimizin 5.sinin sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar birlikte olmak dileğiyle esen kalın.